kanalımıza hoş geldiniz. Özgü Duru Hanım bugün çok parka gitmek istedi, dışarı çıkmak istedi. Ama hava çok yağmurlu ve serin. Bu yüzden de biz de bu salıncağı çıkardık. Babası çıkardı, taktı. O yüzden burada vakit geçirmesini sağlıyoruz. Mutsuz olmasını istemiyoruz. Çünkü çok soğuk çıkartamam, çok yağmurlu. Böyle bir çözüm aldık. Zaten biliyorsunuz Özgü Duru kendi sallanmasından çok bebeğin sallanmasını seviyor. Güzel mi anne? Çıkartacak mısın? Dur yani. Yanlara böyle, yanlara da. Oraya bastır. Evet kızım. Bastır şimdi orayı. Biraz sert ya. Günümüz çok güzel başlamamıştı ama bununla güzelleşti diyebilirim. Çünkü biraz ağlama krizi yaşadık. Şimdi Özgü Duru. Sağlam değil mi Murat? Vallahi emanetsin. Nasıl Allah'a emanetsin? Ya sağlam tabii canım. Ya düşerse de bir şey olmaz da. Kemerini takalım mı? Yoksa gerek yok mu? Gerek yok. Hadi salla kendini. Ayakların yetişiyor yere. Salla kendini. Bak öneyi geri yapıyor bak. Ayakların böyle öne bunu doğru. Bunu kim öğretti? Hadi 1-2-3. Aferin sana. Bravo kızım. Biraz geriye doğru itsene salıncağı. Evet, biraz yamuldu. Şöyle yapalım. Aferin. Tamam. Men. Tam durdurmasaydın aşkım. Hayır, kendisi sallanacak babası. Ama yamuluyor o zaman. Ay, aferin sana. Bak. Ayaklarını öne doğru böyle uzat. İleri giderken böyle yap ayaklarını. Şimdi topla. Şimdi uzat. Uzat. Ayaklarını uzat böyle. Öne doğru giderken böyle yap. Herkese yeniden merhaba. Şimdi biz bugün Hazal'la birlikte Piyazza'ya gidiyoruz. Şu an kendisi de geldi. Gel kardeşim. Selam. Biraz geri çekebilirsin. Özgü Duru yüzünden öne çektik şeyi. Bıraktın mı onu? Bıraktım ha. Nerede bıraktın kız? Bıraktım geldim. Bir konuşayım sana hocam. Piyazza'ya gidiyoruz. Perşembe günü Aysu'nun ev ziyaretine gideceğiz. Evine ilk defa gideceğiz. Yeni evlenmişti. Tabii aylar geçti bu korona sebebiyle. Görüşememiştik. Ev ziyaretleri yapamamıştık. Şimdi gideceğiz. Onun için de güzel bir ev hediyesi almak istiyoruz. Yanında da Hazal var. Göstermek ister misin? Olur. Kendisi burada. Selam. Birazcık kilo almış farkındaysan. Farkındalar mı? Bunun yok, farkında değiller. Bunun sebebi karnında iki tane bebiş taşıması. Twins mom. Aynen, ikiz annesi olacak. İki tane erkek yeğenim geliyor inşallah. Allah nasip ederse. Ne zaman doğum? Eylül'de inşallah. Hadi bakalım. Erken gelmezler. Ya Eylül'de de bir şey kalmamış aslında. Yalnız ben mesela Hazal'la ne zaman bulsam kızı telkin edeceğimi sürekli korkutuyor. Moralimi bozuyor. Yandın sen falan diyor. Ben bir Hazal ne yapacağız sen? Yapacağız ya. Olsun, dost doğru söyler. Gerçek dost budur. Şimdi gidiyoruz. AVM'ye ne alacağımız hakkında en ufacık bir fikrimiz yok. Bakacağız inşallah güzel bir şey, içimize sinen bir şey buluruz. Hadi bakalım, yola çıktık. Güzelliğine bakar mısın?
misiniz? Fiyatı ne kadarmış? Evet, hızlıca uzaklaşıyoruz. Biz şimdi hediyemizi aldık. Hediyeyi göstersem mi? Gösteremem. Çünkü Aysun... Aa, ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım ki? Yayınlayamam ki. İzler mi? Yani çok işi var ya. İzleyemez, yok. Doğru. Sweet makinesi aldık böyle, biliyorsunuzdur. İçecek falan yapılıyor, sebze meyve koyuyorsunuz. Ondan yoktur diye düşündük, onu aldık. Karaca'dan aldık yanlış hatırlamıyorsam, aynen burada. Şimdi Hazal'la oturduk, böyle bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz, biraz muhabbet edeceğiz. Sonra ben spora, onu da eve bırakacağım. Güzel geçecek inşallah. Spordan geldik, teyzemdeyiz. Teyzem yemekler yapmış, teyze. Karışık olsun teyze, benden alışıklar. Teyze göster. Ne ya, neler yaptın? Tencereler, tabanlar. Şimdi tavuk sote. Gördüm. Kuru fasulye. Pilav. Allah durun. Buharlandık. Burada kuru fasulye var. Burada çorba. Dolma. Açabiliriz. Burada salatamız var. Teyzem salata yapıyor. Şurada da ayranlı yoğurt çorbası var. Buğdaylı değil mi bu? Kekimiz var. Kekimiz de varmış. Bak, annem ısrarla Elazığlılar bilir de diyor. Bence bunu herkes bilir. Ama Elazığlılar çok içebilir ondan. Aynen, valla Elazığlıların yemeği o. Herkes yapıyor. Burada da kekimiz var. Yine teyze karışık mı yaptın? Evet. Teyzem yarısını kakaolu yapıyor, yarısını cevizli yapıyor. Nasıl yapıyor? Aklım almıyor. Tek yorcam da zor başarıyor yani. Aa, teyze burayı da mı yıkıyorlar? Ay baksana eve ya. Anne, sessiz konuşma. Annem diyor ki çiçekleri göster. Annem mesela, ben kamerayı elime alınca annem beni yönlendirmeyi çok sever. Hemen size çiçeklerini göstereyim. Şimdi bu ne? Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Hiç çiçek hakkında en ufacık bir bilgim yok. Teyze bu ne? Ben sana söyleyeyim. Biber. Bunlar biber. Bu domates. Şu domates, evet. Bu da domates. O da domates. Burada da diğer çiçekler var. Çok güzel. Bunlar da. Bayıldım. Şu pembe olan da şu çok pembe güzel. Pembe kaktüs. Şu kahverengi kaktüs. Teşekkürler. Şunlar sukulent. Şurada da böyle park yapılmış siteye. Böyle girişi var. Çok güzel olmuş site. Burada park yapılmamıştı. Böyle karşısında deniz manzarası. Teyzem çok güzel bir muhitte oturuyor gerçekten. Ataları çok seviyorum ben. Çok güzel, nezih bir ortam yani. Şimdi neyi göstereyim teyze? Çocuğun odası. Bir de çocuk odası yapmış. Daha doğrusu çocuk odası değil, torun odası desek daha doğru olur. Torunu burada gündüz bakıyor torununa. Ha, şunu almışlar odaya. Aa, çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Bir de böyle dolap almışlar. Şöyle bir dolap. Evet, biz eve geldik ve aslında çok çekmeyecektim ama çok merak edenler var. Bu süreci birlikte yaşayalım, biz de yaptıracağız diyenler için banyomu çok kısa göstereceğim size. Biliyorsunuz fayansla yapmıştık. Şu aşağıları çekmiyorum çünkü bunlar falan takılacak daha yani. Burada çok bir şey yok. Aynısı zaten duvarın. Burada daha net görürsünüz diye şöyle gireyim. Evet. Şöyle bunları göstermiştim ve duşakabinimiz de bugün an itibariyle bugün akşama doğru takıldım. Şöyle göstereyim. Tabii şu an çok dağınık ve tozlu. Böyle. Şimdi öncelikle birkaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Allah, alerjim herhalde, bu silikon kokusu var herhalde, o alerji yaptı bana şu anda. Evet, şu kapıyı açayım yoksa ben konuşamayacağım. Şimdi hemen anlatayım hızlıca. Birincisi, neden yarım yaptırdın, her yer solacak dendi. Sezen'in evindeki duşakabinden de yola çıkarak, o da böyle yarım olduğu için çok fazla su sıçramıyor dedi. Yani öyle göl olmuyor her yer dedi. Birkaç damla damlıyor. Zaten normal duşakabinlerde de olan bir şey. Yani bunu bilerek sorduk. Yani yaptıran birine sorduk. İkincisi de bunu yaptırmak zorundaydım arkadaşlar.
Çünkü kapalı olanı usta önermedi. Birkaç sene sonra o dedi sıkıntı yaratabilir. O yüzden kapalı yaptırma dedi. Çünkü benim istediğim çıtaların maksimum büyüklüğü bu şekilde olacaktı. Gold yaptırdığım için yani sürgülü yaptırabilseydim en az şu kadar gold olması gerekirdi ki çıtanın şu kadar gold olması gerekirdi ki çünkü o sürgülerinin rayları buradan geçebilsin. Ama bu kadar gold'un çok fazla sırıtacağını düşündüm. Ben çok kibar istedim bu şaka bilime. Şöyle bence tam istediğim gibi oldu. Çok kibar oldu. Gold'lar çok ince çünkü. Şöyle. O yüzden sürgülü de yaptıramadık, kapalı da yaptıramadık. Böyle yarım yaptırdık. Zaten yapan ustamız da aynı şeyi söyledi. Yani ben bunu defalarca yaptım bir süre evde. Yarım yapılıyor, hiçbir sıkıntı yaşanmıyor diye. Çünkü bu bataryalar falan çıkacak biliyorsunuz. Tam şu karşıya, şöyle gelelim. Tam şu karşıya gold duş başlığı gelecek. Böyle fıskiyeli, yağmurluklu. Orası gold olursa, zaten batarya gold. O gold. Burayı da sürgülü yaptırsaydı ve kocaman, kapkalın, her yeri çerçeveli gold olsaydı çok sırtacaktı. Ben o kadar çok istemedim gold'u. Sebebi bu yani. Şimdi bakın çok kibar durdu. Ben çok beğendim. Tabii herkesin kendi zevki. Ama ben bu şekilde uygun gördüm. Duş başlığımız ve bataryamız da gelince gold renkli çok uyum sağlayacak ve hiç sırıtmayacak. Buraya da zaten beyaz dolap, beyaz lavabo, beyaz batarya aldım, onu da göstereceğim. Buraya da altın renkli yuvarlak ayna ve altın renkli iki tane aplik. Yani dediğim gibi çok gold gibi olmayacak. Arada böyle renk geçişleri yapacak. Öyle hayal ettim. Ben şimdiden çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Benim içime sindi. Dediğim gibi bunu çok dert etmeye gerek yok. Açık kapalı. Böyle biraz sıçrarsa da zaten bütün her şeyi kaldırıp duş alacağız. Sıçrarsa da buraya bir havluluk sereceğim. Hani buraya basıp çıkarız. O çok bir şey değiştirmez yani. Onu zaten her duştan sonra muhakkak bir banyo silinir. Zaten burayı da biliyorum yani. Normal düz cam olduğu için biraz zor olacak. Bunun da farkındayım. Herkes söyledi. Ama çok önemli değil. Bu toz tutmayan, kurulama gerektirmeyen bezler var ya. Onlardan her banyodan çıktıkça elimi süreceğim. Biliyorum benim için biraz meşakkatli olacak bu durum. Ama açıkçası tek banyom ve tuvaletim olduğu için yani evime gelen misafirlerim de buraya gireceği için artık diğer tuvalet olmayacağı için buranın açıkçası rahatlığından çok şıklığına önem verdim. Normalde çok benlik bir tercih değil biliyorsunuz. Genelde rahatlığa önem veriyorum. Ama banyo için şıklığı tercih ettim bu sefer. Bakalım inşallah pişman olmam. Olacağını düşünmüyorum. Çünkü hepsi çok içime sindi şimdilik. Umarım dolabım da istediğim gibi olur. Lavabo da istediğim gibi durur. Aynalarım da güzel durur. Şuraya da zaten işte çöp kovasıydı, sabunluktu. Şuraya iki tane böyle havluluk düşünüyorum. Böyle raflı. Güzel bir şey aklımda var. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kötü yorum yapmazsanız sevinirim çünkü bu süreçte hani insan böyle zaten yoruluyor, bu süreç zaten insanı yıpratıyor. Hani kötü yorum gelince de birazcık daha moral bozuluyor. Ama dediğim gibi herkesin zevkine saygı duyuyorum. Umarım siz de benimkine saygı duyarsınız. Ben çok güzel olduğunu ve çok kibar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi zevklerden tartışılmaz. Bu şekilde şimdi size bataryayı da göstereyim. Lavaboya takacağım bataryayı. Göstereyim. Daha güzel gözükür. Bu da lavabonun bataryası. Dediğim gibi ben gold'u geçiş olarak, renk geçişi olarak kullandığım için bunu da beyaz renkli seçtim. Şöyle aralarında gold geçişler var. Şurada da yine aynı şekilde mat renkli seçtim. Trendyol'dan aldım. İsterseniz bunun linkini bırakırım. Duş başlığım da gelecek. Onu da linkini bırakayım isterseniz şimdiden ne aldım merak ediyorsanız. Kağıdında da zaten tekrar gösterir. Evet, video bitti. Edit'i de bitirdik. Artık saat de 12'yi geçti. Uyku vakti. Yarın sabah erkenden okula gideceğiz. Okul saatlerimizi erken aldık, sabaha aldık. O yüzden erken kalkmamız gerekiyor. Videoyu da bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Böyle bol hareketli bir gün geçti. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.